A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda Kartal İş'le beraber bugünkü konuğumuz Sultan Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Hacı Orhan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok sağ olun. Evet, genç yaşta bir hukukçu olarak çok deneyimleriniz ve birçok hukuk derneğine üyeliğiniz, yöneticiliğiniz var. Marmara Üniversitesi'nde miydi lisansınız? Evet, Marmara Üniversitesi. Daha sonra orası, yüksek? İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde özel hukukta tezimizi hazırladık. Kamu ihale sözleşmeleri konusunda tezimi yazdım. Çok güzel. Peki belediyecilik nasıl gelişti? Tabii avukatların mesleğinden kaynaklandığından dolayı avukatlar siyasete ilgililer. Şu an meclisin sanırım 1/5'ine yakını, daha fazlası avukat. Avukatlar toplumdan ve siyasetten her zaman içli dışlı oldular. Biz de 2009'da belediyede meclis üyesi olarak görev aldık ve Sayın Başkanımızın takdirle belediye başkan yardımcısı olarak atamamız yapıldı. O gün bugündür bu görevi o şekilde icra ediyoruz. Tabii ben biraz erken başladı siyaset benim için. Türkiye'nin 1923'ten bu yana en genç seçilen belediye başkan yardımcısı benim. Maşallah. Çünkü 2009'dan önce 30 yaştı seçilme yaşı. 30 yaş 25'e inince o dönemde ben de ondan ilk faydalananlardan birisiyim. O yüzden siyaset öyle erken ve güzel başladı. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah. Hukukçu değil avukatım demişsiniz Twitter hesabında. Onu merak ettim. Tabii biz bu aslında bunu espri olarak yapıyoruz, hep söylüyoruz. Toplumda avukatlık ve hukukçuluk kavramlarının aslında avukatlık biraz daha geniş bir kavram, içinde hukukçuluğu barındıran bir kavram olarak görüyoruz. Hukukçuluk, hukuku bilmektir, ezbere bilmektir, maddeleri bilmektir. Bir cinayet sonucunda o cinayete ne kadar hapis cezasının verileceğini bilmektir. Hı hı. Ama avukatlık çözüm üretme sanatıdır. Siz avukatlık büronuza gelen birisine hayır bu olmaz dediğinizde para kazanamazsınız, onun işini alamazsınız. Sizin göreviniz mevcut uyuşmazlığa çözüm üretmektir. O yüzden hukukçu sadece kanun bilmez, kanunun yanında çözüm de üretmesini bilir. O yüzden ben hep onu söylerim, hukukçu değil avukatım diye. Avukatlık öyle bir meslek ki, gerçi ben Anadolu'da liseyi memleketimde okudum. Belki o dönemde pek meslek rehberliği konusunda pek yardım alamadık. Belki hukukçuluğu tesadüfen seçtik. O dönemde 97-96'larda sözlerin en iyisi hukuk yazardı, sayısalın en iyisi tıp yazardı bizde. Belki biz de o gelenekten geldik ama ona da kader çizgisiyle bakıyorum yani. Hakikaten kader sizin, kader bizim mesleklerimizle belirliyor neredeyse. Çünkü ben o kadar sevdim ki bu işi. Şu an ben hani avukatlığım benim tüm görevlerimin önünde. Ben kendimi tanıttığımda, tanıştığımızda bir ortamda ben hep kendimi avukat diye tanıtırım. Öbür vasıfları veya öbür statüleri hep avukattan sonra söylerim yani. Avukatlık bir hak aramadır, bir mücadeledir. Avukatlar toplumda iki itibarları tarih boyunca çok farklılıklar göstermiş. Hatta aynı zamanda çeşitli toplumlarda farklılıklar göstermiş. Avrupa'daki avukatların itibarları ve statüleriyle Türkiye'deki avukatların durumları arasında dağda kadar farklar var. İşte bu da çeşitli sebeplerden tabii ki kaynaklanıyor. Onu da yine konuşuruz. Evet. Yani tabii hukukta rehabilitasyonlara yapılmaya çalışılıyor. Ancak geçmiş dönemde de siz yani hukukun siyasallaşması gibi çok tartışma konuları oluyordu. Çok mağdur olanlar oluyordu. Yani haksızlığa uğrayanlar da oluyordu. Siz karşılaştırıyor musunuz böyle yani hukukun alanında mağduriyet yaşamış insanlarla hukukun kendi içinde veya hukuka dışarıdan olan etkilerle veya hukukun uygulayıcıları tarafından? Şimdi hukuk sisteminin en önemli sorunu şu olmalı. Güven. Bir adalet sistemi düşündüğümüzde, adil bir adalet sistemi düşündüğümüzde o şu sonucu doğurmalı. Yani oradaki hakim ceza kestiğinde, işte 10 yıl ceza verdim size dediğinde o sanığın şunu demesi gerekir. Evet, ben bunu hak ettim demesi gerekir.
Sami Selçuk'un bir sözü vardı bir konferansta, hiç unutmam. O şunu dedi: ben dedi Yozgat'ta bir adliye atanmıştım, yeni hakimdim. Görev yerimi adliye sarayı diye yazmışlardı. Ben görev yerime gittiğimde ne saray vardı ne adliye vardı. Aslında bu adliye sarayı kelimesinin sebebi biraz da adli mekanizmaya olan güvendir. İhtişamlı binalar, güzel binalar ve güzel insanların yargılamalarının ve onların değerlerine olan saygı gösterir. İnsanlar eğer hüküm sonucunda hayır, benim şöyle bir tanıdığım olsaydı ben bu cezayı yemezdim, benim şöyle bir çevrem olsaydı bu olmazdı diyorlarsa, işte o zaman asıl sorunudur. Çünkü anayasaya göre ilk öğretim sağlık, güvenlik ve adaleti devlet ekonomik durumuna bakmaksızın insanlara ücretsiz sağlamak zorunda. Şimdi o yüzden insanların, vatandaşların adalete olan güvenlerinin şüphe götürmez bir şekilde olması gerekir. Eğer insanlar o hükümden emin değillerse veya şu konumda olsaydım bu olmazdı veya şu kişi olsaydı bu olmazdı diyorlarsa, o zaman sıkıntı var. Çokça basında partilerimiz kullandılar. İşte hukukun üstünlüğü mü, üstünlerin hukuku mu cümlesi aslında biraz sorduğunuz sorunun cevabı. İşte hukuk herkese lazım. Hukuk üstün olmadığı zaman belki o dönemde o insanların işte hukuku kullanmak isteyen insanların işine gelir, ama bir gün geldiğinde o insanların da hukuka ihtiyaçları olur. Bugün dünyada görüyoruz, dünyadaki komşularımızdaki olaylardan görüyoruz. O insanlar şu an kendi koydukları hukuk kurallarıyla bile yargılanmak istemiyorlar. İşte Irak'ta kendi koyduğu hukuk kurallarıyla yargılanan bir lider idam edildi. Ve kendi koyduğu, kendi getirdiği sistemle bile yargılanmak istemedi. Öyle bir sistem olmalı ki, hani hukukun genel ilkeleri diyoruz ya, tüm dünyada geçerli olması gereken, o genel ilkeler ışığında insanların o güvenini sağlamak gerekiyor. Bu dediğiniz doğru. Bu özellikle yeni 28 Şubat davası da başlamış olduğu için, yani biz de 28 Şubat'ın da çeşitli mağduriyetler yaşadık. Yani bizim o zaman bizi bir gece bir operasyonla birçok arkadaşımızı şubeye alıp sonra zorla bize ifadeler imza attı. Bunun üzerinden dava açıldı. Bu devam ediyor. Şimdi bunun binde biri bile olmayan bir durumda onu yapanlar yargılanıyorlar. Ve kendi yaptıkları sistemle hiç alakası olmayan, gerçekten şu an birçok adli yenilik oldu, birçok hakları olmasına rağmen yine avaz avaz bağırıyorlar. Biraz amiyane bir tabir oldu ama. Yani aslında hani o vicdanlı olmak çok önemli. Burada önemli olan o vicdanla hareket etmesi. Bütün hukuk camiasının. Ve bu arttıkça o dediğiniz adaletli yaklaşımlar, insanın kalbinin, yani verilen karar, evet ben bunu yaptım diyebilmesi için karşısındaki kişinin de adaletli olduğunu, bir korkusu olduğunu, vicdanlı davranma kanaati gelmesi gerekir. Tabii hukukta şöyle bir kural vardır. Sanıktan delile ulaşamazsınız. Delilden sanığa ulaşacaksınız. Bir suç işlendiğinde o suçun emareleri vardır, delilleri vardır. O delillerle bunun kimin yaptığına gitmeniz gerekiyor. O süreçte 28 Şubat sürecinde hemen bazı insanlar toplanıyordu. Dindar kesimdeki insanlar toplanıyordu, daha çok konuşmak gerekirse. Ve onlara deliller üretiliyordu. Yani sanıktan delile ulaşılıyordu o dönemde. Ve halkın iradesini yansıtmayacak olan veya oradaki görevlinin iradesini fesata uğratacak olan her türlü sisteme karşı durmak gerekiyor. Askeri sistemin özellikle o dönemde toplum mühendisliğine savunması ve toplum düzenine çalışması, işte bugün sonuçlarını görüyoruz. O dönemde rahatsız olmayan hiç kimse yoktu yani. Ben o dönemde öğrenciydim Marmara Üniversitesi'nde. Biz evlerimizdeki kitapları yakmak zorunda kaldık. Yakmak zorunda kaldık. Sebebi de şuydu, işte az önce dedik ki adil bir adalet dedik. Çünkü biz televizyonların ana haberlerinde işte irticai faaliyette bulunan örgüt çökertildi, örgüte ait bir sürü doküman ele geçirildi haberinde geçen, o örgütsel doküman olarak tarif edilen o kitapların hepsi aslında sahaflar çarşısında satılan kitaplardı. Hepimizin evinde olan kitaplardı aslında. Ve o kitaplar dahi örgütsel doküman sınıfına sokulmuştu. Yani bakanlık tarafından resmi olarak yayınlanan ve bunun herkesten temin edilebilen kitaplar dahi o insanlar için sadece sanıktan delile gitmek için
delil oluşturuluyordu onlar hakkında. Hiç şunu unutmam, o dönemde bir görevli şunu demişti, bölgemde faili meçhul istemiyorum demişti. Yani suç olduğunda mutlaka benim buna bir fail bulmam gerekiyor demişti. Ve o yüzden hakikaten çok zor dönemlerdi. Belki adı darbe değil, postmodern darbe dedik adına. Hakikaten yani darbenin tek darbeden farkı şuydu, Sisiler yoktu ortada. Orada göreve el koyanlar yoktu. Şu an çünkü 28 Şubat yargılanmasında bizim bilmediğimiz, görmediğimiz neler çıkıyor ortaya. Hakikaten büyük bir dizaynın sonucu olmuş. Toplum mühendisliğinin, bugün toplum mühendisliği yapan o insanların, o maneviyatı yargılayan insanların iş dünyasından dolayı onları cezalandırmak isteyen o insanlar bugün adaletin önündeler. Ve şu çok hızlı bir yargılama değil. Aslında yargılamanın daha da yavaşlatılması gerekir belki. Çünkü bu insanların ceza alması aslında şu an çok da önemli değil. Yani 3 tane, 5 kişi, 3 kişi, 5 kişinin şu an müebbet ceza alması sizi rahatlatıyor mu? Beni rahatlatmıyor. Bir hukukçu olarak o dönemde az da olsa öğrencilik yıllarını geçirdiğimizden dolayı sıkıntılar yaşamış olsak da. Olay şudur. Toplumun vicdanlarında bunların mahkum olması önemlidir. Ve bu dava süreci kamuoyuyla paylaşıldıktan itibaren bu süreç ne kadar uzarsa benim kanaatim toplum o dönemde olan olayları o kadar da iyi kavrar. Bugün Kenan Evren'in 90 yaşında birisinin müebbet hapis yemesi beni mutlu eder ama çok da beni mutlu etmez. Yani yarına beni götürecek mutluluk değildir. Ama şunu arzu ederim. Darbeden dolayı Tahsin Şahinkaya'nın, Kenan Evren'in müebbet ceza almasını ancak zaman aşımına dayanarak bunun büyük ihtimal dava yöne doğru gidiyor. Zaman aşımından da davanın düşmesi gerekir. Ancak şuna inanıyorum. Darbeye teşebbüs etmiş ve darbeyi gerçekleştirmiş olan herkesin Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mahkemelerinin kayıtlarında mahkum olmuş olması esas olmalı. Yoksa şahısların bugün cezaevinde kalmalarının fazla bir artısı bu topluma olmaz. Bize de bir faydası yok. Yani Evet. Dediğiniz gibi aslında adaletli yargıda aslında şu an Yargıtay 9 Ceza Dersi'nin bu balyoz sonucunda verdiği kararlardaki bozmalar da aslında doğru bir yargılamayı gösteriyor. Yani orada da yani ana kumanda kademesi asıl sorumlulara ceza verildi. Emir subayı olarak gözükenlere hani siz bunların için tekrar bir bakın. Hakikaten suçlular mı? Yani bu güzel bir adalet gözetimi. Bu hani vicdanlı bir şey. Hani çünkü bazı yani bizim de tanıdıklarımız var. Hani komutan askere gidince biz gittik. Komutan yap deyince yapmak durumunda kalanlar da olabilir. Hani bunun da iyi ayrıştırılması lazım ama şu anki özellikle balyozdaki bu yargılama sistemi bunu da çok güzel gösterdi aslında. Yani bu bir ibret oldu. Yani bu aynı yargılama 28 Şubat döneminde olsaydı tam ders olarak bir beraat herhalde herkes İstiklal mahkemelerinin çok ünlü bir olayı vardır. Sanığın idamına tanıkların dinlenmesine diye. Hep bunu esprisimiz hukukçular yaparız. Önce sanığın idamına sonra tanıklar dinlerlermiş. Olay tamamen dediğim gibi yani sizin toplumun vicdanında bu işin mahkum olması o insanların mahkumiyetinden daha önemlidir. Çünkü niye? Bundan sonra hiç kimsenin buna cesaret edememesi gerekir. Arjantinli bir heyet ziyarete gelmişti bizi. Onlara dedim ki tekrar ülkenize darbe olma ihtimali var mı? Ve onların da darbeler görmüşlerdi, askeri yönetimler görmüşlerdi. Bakan müthiş sinirlendi. Yani Arjantin vatandaşı olarak ben nasıl böyle bir soruyla muhatap olabilirim? Halen benim ülkem nasıl darbeyle anılır diye mutsuzluğundan bana sinirlendi. Hayır dedi. Bizim ülkemizde böyle bir ihtimal yok. Peki dedi nasıl engellediniz bunu? Nasıl böyle kesin konuşabiliyorsunuz? Kurumların tasfiyesiyle demişti. Şimdi işte askerlik süresinin kısalması gibi bazı öneriler veya gelişmeler asker sayısının azalmasına sebep olacak. Tabii ki Türkiye sonuçta jeopolitik konumu açısından, bulunduğu coğrafya açısından çok güçlü bir orduya sahip olmak zorunda. Ama bu ordu artık teknolojik ve profesyonel bir ordu olmalı. Ben bir sene askerlik yaptım, az temin olarak askerlik yaptım. Ve o bir yıl boyunca benim sağladığım faydayı başka bir sefer sağlayabilirdi. Ve ben maaş alarak çalıştım orada. O maaştan aslında bir sürü işsiz çalışabilir. Ama ben avukatlık büromu bırakıp orada hakikaten
Mesleğimi kestim ve geldiğimde yine baştan başlamak zorunda kaldım. Yine sıkıntıyla başlamak zorunda kaldım. Profesyonelleşen bir asker ve teknolojik altyapısı çok sağlam olan bir sistem ile bu iş ancak öyle çözülebilir. Onlar da zaten öyle yapmışlardı. Arjantin'de de durum buydu. Bizde de artık bu aşamadan sonra hakikaten o işte muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz o seviye ancak bu ülkede artık darbenin konuşulması bir yana artık o kanundaki hiyerarşik yapının artık ortaya çıkması gerekir. Yani Genelkurmay Başkanı kime bağlıdır? Kim atar? Kim görevden alabilir? Kanunda gösterilen yetkilerini kullanmak isteyen bir idarecinin artık tereddütte kalmaması gerekir. Eğer Genelkurmay Başkanı'nı görevden alması gerekiyorsa ki şu an herhalde Cumhuriyet tarihinin en uyumlu Genelkurmay Başkanı var sanıyorum. İşte Özal dönemindekiler, o Özal döneminden bu yana bu sıkıntıları görüyoruz. Aslında çok sefer görevden alınması gereken darbeye teşebbüs etmiş ve muhtıralar yayınlamış olan Genelkurmay Başkanlarına bu muhtırayı niye yayınlamadın diye bile siyasi iradenin soramadığı dönemleri gördük. O yüzden ben bir makale yazmıştım. Makalemin başlığı şuydu. Anayasal feodalizm diye bir başlık atmıştım. Orada şunu işledim. Orta Çağ feodalizmini anlattım. Orta Çağ'daki feodalizm sisteminde feodaller kendilerinin üstünde hiçbir güç görmezler. Orada da yargı vardır, yasama vardır, yürütme vardır. Aslında içinde bulundukları ülkeyi yöneten bir irade vardır, bir idare vardır. Onun dışında bir mahkemesi vardır, yasamaları vardır. O dönemde de vardı bunların hepsi ama onların üstünde değildi bunlar. Bu feodaller kendilerini kanunun bile üstünde gören feodallerdi. Şimdi ülkemize geldiğimizde gücünü anayasadan alan feodaller vardı. İşte Anayasa Mahkemesi gibi, Danıştay gibi ve vesaire diğer kurumlar gibi, YÖK gibi kurumlar hakikaten yetkilerini anayasadan alıyor ama feodalizmin gücüyle, o orta çağdaki feodalizmi düşüncesiyle hükmetmeye çalışıyorlardı. Ve yani HSYK başkanının, ülkenin başbakanının bu karara üzüldüm dedikten sonra şunu demesi, bunlar timsah gözyaşlarıdır demesi, işte biraz da programımızın ana teması olan o adil yargı diyoruz ya, işte o yargıyı icra eden insanların siyasi iradeye olan bakışları, uyumsuzlukları ve kendisinin konumu aslında nedir? Hükümete bağlı değil ama hükümetin yanında tarafsız, bağımsız bir kuruluş olması gerekirken HSYK başkan kalktı, bir başbakan için bunlar timsah gözyaşlarıdır diyebildi. Ve idareler, belediyeler, kamu kurumları çalışamaz hale geldiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bilet fiyatını artırdığında Danıştay ve idare mahkemeleri bunları iptal ediyordu. Yani Danıştay veya idare mahkemeleri idarenin yerine geçip idare gibi devleti, ülkeyi yönetmeye çalışıyorlardı. Ama yeni anayasa referandumuna değişti. Artık mahkemeler sadece hukuki denetim yapacaktır. Yerindelik denetim yapamaz. Yani ben buraya metro yapmak istiyorum dediğinizde mahkemeler hayır sen buraya metro yapma, sen buraya bir köprü yap diyemez. Ama ne yapar? O metro yaptığınızda, ihale çıktığınızda, ihale bir usulsüzlük varsa hukuki denetim yapabilir ancak. Bu feodaller de işte inşallah yeni bir anayasayla kısmen de olsa anayasa değişikliklerle biraz hukuki hale geldiler. Ama bu anayasal feodallerin yetkilerinin daha sınırlandırılması gerekir. Halkın iradesini yansıtmayacak olan veya halkın iradesini yansıtırken halkın iradesini sakatlayacak olan tüm kurumların halkın emrine verilmesi gerekir. Anayasada bir maddemiz var değil mi? Bizim işte devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü diye bir madde var. Yani devletin milleti var. Halbuki biz devleti milletin biliyorduk yani. Yani bir devlet var ve bir de millet var. Bu millet de devletin. Böyle düşündüğünüz zaman eğer millet devletin ise devletin duruşu için, devlet için ve o günkü aslında devleti temsil eden irade için o zaman milletin haklarını gasp etme hakkınız var. Eğer buna böyle bakarsanız. Ama devlet milletin ise o zaman siz milletin selameti için, milletin hakkı hukuku için siz insanların haklarını idareci olarak giremezsiniz. Şu an mahkemelerde artık insanlar
hakikaten haklarını savunabilir hale geldiler. Hem ana dilde yapılan değişiklik, mahkeme huzuruna çıkan insanı kendilerine şu an savunmalar yapabiliyorlar. Önemli olan insanın kendini ifade edebilmesidir mahkeme huzurunda. İtalya'ya gittik. Belediye hizmetlerle ilgili İtalya'ya gitmiştik. Orada son gün, boş bir gün olmuştu. Döneceğimiz gün. Tabi İtalya, Roma, ceza hukukun merkezi. Çağdaş ceza hukuku tüm kaynaklarını Roma'dan alır. Çok merak etmiştim. Roma'dan bir duruşma izlemek istiyordum. Roma adliyesine gittik. Orada bir adliyeye gittik. Zor bir şekilde adliyeyi bulduk. Orada şu dikkatimi çekti. Hakimin masası, avukatların masasıyla aynı seviyede. Katip yok, teknoloji kullanılıyor, ses kayıt sistemi var. Ses kayıt sisteminden tutanaklar tutuluyor. Avukatlar 10 dakika, 15 dakika konuşma yapıyorlar. Ve hakim şunu demiyor. Tamam avukat bey, artık burada kesin. Dilekçenize bu yazmıyor mu? Daha önce bunu söylemediniz mi? Gibi ihtarlarda bulunmuyor. Adaletin işlemesi için bir defa tarafların kendini ifade etmesine müsaade ediliyor. Ve tanık geldi duruşma salonuna. Bir tane sandalye orada. Tanık geldi. Ayak ayak üstüne at. Dinlenirken. Ve öyle bir yayıldı ki. Tabii Türkiye'deki adalet sisteminin bir bireyi olan ben inanılmaz şaşırdım. Çünkü bizden nasıl biliyor musunuz? Duruşmasını bekleyen, daha sırası gelmeyen bir vatandaş duruşma salonunda sırasını beklerken bile ayak ayak üstüne atamaz. Hemen gelip uyarırlar. Hakimin karşısındasın. Kardeşim ayaklarını indir. İşte doğru otur. Ben duruşma salonunda giren yaşlı bir amcaya küllahını çıkar diyen hakim gördüm. Şapkanı indir diyen hakim gördüm yani. Hem de son 10 yıl içerisinde gördüm. 5-6 sene önce gördüm yani. Çünkü halk bu şekilde bu askeri sistemle, bu disiplinle içeri girdiğinde heyecan duyuyor ister istemez. Ve aslında gerçek olan, söylemek istediğini çelişkilerle ifade etmek zorunda kalıyor. Çelişkili ifadelerde mahkeme delil olamaz. Ceza yargılamasının, hukukun amacı suçluyu ortaya çıkarmak değil, gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bir suçlu bulmak değildir, gerçek suçluyu bulmaktır. Şimdi o yüzden mahkemelerdeki bu sistemin, dizaynın da adil yargıya ciddi etkisi var. İnsanların kendini ifade edebilmesi oradaki rahat bir ortamla bağlı. Belki de bir psikolog gerekecek bir insanın kendisini ifade etmesine. Çocuk mu lazım? Çocuklara psikolog şu an veriliyor. Belki de buna ihtiyaç duyan başka insanlar olacak. Mesela şu an aile mahkemelerinde taraflara önce psikologla görüşme zorunluluğu getirildi. Ondan sonra boşanma davası devam ediyor. Şimdi bunlar hep yargılamanın gelişmesi. Yargılama gelişmedikçe siz bir insana ekmek kazandırabilirsiniz. Bir insana sosyal güven sağlayabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın hayat kalitesini artıramazsınız. Hukuki güvenlik, adil bir yargılama ve adalete çok kolay ulaşabilme. Bu çok önemli. Anayasada ücretsiz verilmesi gereken hizmetlerden birisi adalettir. Mesela şu an yeni hukukta da harçların peşin ödenmesi şartı getirildi. Ve bu bazı insanlar için hakikaten bir sıkıntıya sebep oldu. Adli yardım talebinde bulunup bu harçlardan muaf olma imkanı var. Ancak bu da bir süreç gerektiriyor. O yüzden adaletin de ücretsiz sunulmasında adil yargı için ciddi bir önem var. Tabii sonuçta bu hakimlerin etkilenmesi olayı da adil yargı açısından önemli. Sonuçta bu hakimler bizim insanlarımız, bizim arkadaşlarımız, aynı sırada okuduğumuz birçok arkadaş şu an adliyelerde hakimlik yapıyor veya savcılık yapıyor. Şimdi bu insanların toplum içerisinde yaşıyor bu insanlar ve toplumdan kendilerini ne kadar soyutlamak isteseler de bir sosyal çevrenin içindeler. Televizyon izliyorlar, gazete okuyorlar ve televizyonların, basının olayı gösterdiğini onlar da izliyorlar, o olayları. Ve ister istemez etkilenebilirler. O yüzden hakikaten hiçbir siyaset, ideoloji veya başka bir değer gözetmeden hakimin elinde bir kılıç, gözlerinin bağlı olması gerekir ve hukuk dışında teraziye koyacak hiçbir şeyin olmaması gerekir kanun dışında. Hatta hakimlere öyle bir yetki verilmiş ki, mesela Medeni Kanun birinci maddesi şudur:
Eğer kanunda olaya uygun bir madde yok ise hakim örf ve adete bakar. Örf ve adet neyi gerektiriyorsa ona göre hükmeder. Orada da bir kural yoksa bu sefer ne yapar? Bu sefer kendisi kanun koyucuymuş gibi. Türkiye'de kanun koyacak kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yasama organıymış gibi kendisi kanun koyar ve çözüm üretir diyor. Şimdi bunu kanun söylüyor. Yani kanundaki maddedir. Kanun hakime yasa yapma yetkisi bile veriyor. Şimdi hakimin bu kadar yetkisi var. Ve o yüzden hakikaten mesela velayet konusu boşluktur. Yani boşanan bir çiftin çocuğunun velayetini kime verileceği bu kanunda yazmaz. Anneye ver, babaya ver demez. Hakime der ki sen değerlendir, kanaatini sen ver. Hakim isterse anneye, isterse babaya verir. Hakimlerin de bundan etkilenmemesi gerekir. Hakikaten etkilenmemek gerekir. Toplumun her kesim açısından özellikle basın işte çok bazı haberleri her gün yayınlıyor ve çok üzerine giriyor. Bu ister istemez bazen toplumun vicdanında rahatsızlıklara sebep oluyor. Çünkü o hakimlerin verdiği karar toplumun vicdanında yer bulmalı. Bunda hakimleri etkilemek gerekiyor. Evet. Kuvvet haktadır. Değil evet. mi? Hak kuvvette değil. Dolayısıyla hakkın, hukukun her zaman ortaya çıkacağını da bilmek gerekiyor. Çünkü seneler geçse de bir zaman geliyor ki mutlaka haklılık geç de olsa toplum, millet tarafından mutlaka anlaşılıyor. Aynen. Yani yaşıyoruz şu anda sizin evet. ifade ettiğiniz onlar. Ama bu kurumlar tabii hepimize ait kurumlar. Ordumuz da bizim, Mehmetçiğimiz de bizim. Onlar Peygamber Hoca, hepsi bizim evlatlarımız, bizim kendimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız. Dolayısıyla o kurumların içinde yetkiyi ele alıp, şimdi iddia edilen Ergenekon terör örgütü davası, yani o tip odaklanmalar her kurumun içine, yani yargının içine de girdi, basının içine de girdi, siyasetin içine de girdi. Dolayısıyla ordunun da içine girdi. Yani bütün kurumlara girdiği gibi her kurumun içine girdi. Diğer ülkelerde de yaşandı bu tip süreçler. Daha ağır yaşandı. İtalya'da da tasfiyelerini yaptılar. Bizim genç bir demokrasi olarak dolayısıyla biz de şu anda onu gerçekleştiriyoruz. Bu önemli bir şey hakikaten. Yani insan hakları açısından özgürlük, demokrasi ve rahatça, kardeşçe bir ve beraber içinde yaşayabilmek adına da çok önemli. Çünkü o tip bir ayrıştırma suni olarak yapılan, failli meçhullerin olduğu, kardeşi kardeşe düşüren, haktan hukuktan alıkoyan o şer odaklarının sistemi sonuçta ülkemizin milli birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik, bölgemizde bir birlik beraberliğimizi bozmaya yönelik bir çabaların ürünüdür. Ve o nedenle onun tasfiye olması ülkemizde gerçekten önemli. Biz de onların mağdurlarındanız. Siz nasıl kitaplarınızı yaktıysanız biz de işkence gördük mesela o süreçte. Atal Bey de öyle. Ve başbakanımızın yakınları da, tanıdıkları da, dostları da bir gazete sahibi. Değil mi? Şimdi bir belediye başkanı olan, yani çok çok örnek sayılabiliriz. Polis avukatı biri. Yani böyle örnekler o kadar çok ki. Aynı süreçten. Emniyet müdürü. Yine polis kendisine de yaptılar. Tabii yani o yetkiyi, o şeyi kendinde gören, yani yetki de değil de yani insanlık dışı, hukuk dışı, kanun dışı muameleleri kendinde o zaman yaşatma ortamı bulmuş. Hem siyasetteki o uzantılarla hem çeşitli kurumlarda. Dolayısıyla birçok kişi bunu yaşadı. Bu bir gerçek. Nasıl galiba geçmişte yaşandı. Şimdi televizyonlarda her yerde görüyoruz, bakıyoruz, anlatılanları dinliyoruz. Her şey aynı ve toplumca biz buna kanaat getiriyoruz yaşandığına. Dolayısıyla bu yaşananlar da elbet tam kanaat gelecek bir şekilde topluma yerleşecektir. Dolayısıyla yargının da işkenceye tolerans göstermemesi, değil mi? Yüksek yargının da buna dikkat etmesi ve yargıçlarımızın bu konuda hassas davranması gerekiyor, değil mi? Zehirli ağacın meyvesi zehirli olur diye bir söz vardır hukukta. Hukuka aykırı elde edilen delille karar verilemez. Şimdi şimdi toplumun değerleri ve iradesinden daha kutsal bir şey olamaz bu dünyada. Çünkü o irade öyle bir iradedir ki meleklerden üstün,
hayvanların daha aşağı bir hale getirebilen bir iradedir. Devletleri kuran, devletleri yıkan, insanı cennete götüren ve cehenneme götüren, mal sahibi yapan, malını kaybettiren, her şey o iradedir. Sizin iradenizi sekteye uğratacak olan, sizin iradenizi sakatlayacak olan her şey doğal olarak lanetlenmeli. Şimdi insanların işkence görmesi kadar insan haysiyeti onurunu kıracak olan başka bir şey yoktur. Bir insan yargılanabilir, bir insan suç işleyebilir. Bu insanın suç işlemesi insanın helak edilmesi için sebep değildir. Affı için bir sebeptir. Suç işlemeyen, günah işlememiş bir kişinin affa ihtiyacı yoktur. Ama o affı doğurur. Af güzel bir olay sonuçta yani. Tövbeyi doğurur yani. Kur'an'da ama var zaten. Evet, ceza hukukunun amacı aslında ıslah etmektir. Yok etmek değildir yani. Şimdi işkence ile ilgili bu şey veya işte seçme seçilme hakkının engellenmesi, siyasete girişlerin engellenmesi, bir bölgede birilerinin hakim olmasına sebep olmak, bunların hepsini sayabiliriz bunların içerisinde. Bunların toplum nezdinde öyle bir ceza çarptırması gerekir ki, mesela bugün işkence görmeyen birisi aslında bu dediklerinizi anlayamaz. Ben ortaokul 2'de gördüm. Yani siz belki daha sonrasında gördünüz ama gerçekten. Sadece eğlenmek isteyen bir iki tane görevlinin 3-5 tane çocuğu alıp eğlenmesi olarak gördüm yani, düşünün. Daha ortaokul 2 öğrencisisiniz yani. Ve sadece bir kış vakti sizinle eğlenilmek istiyor. Ve oradaki görevliler, işte kimisi batıda görev yapmış ancak çeşitli sebeplerle sürgün edilmiş. Mesela Recep Kutan'ın çok iyi bir tespiti vardı. O zaman diyordu ki, kardeşim diyordu, bu sürgünleri kaldıralım diyordu. Zaten Doğu, zaten sıkıntıda. Bu sürgünde sürgün saydığımız veya burada bir suç işleyen, görevini gerektirdiğini yapmayan birisi olduğunda biz bunu Doğu'ya sürdüğümüzde oradaki hareketi, alevi artırıyoruz. Bugün Ergenekon davasında hüküm yiyen Muzaffer Tekin Ağrı'da görev yaparken kış vakti köylere geldiğinde oradakilerin attıklarını söylüyoruz. Söylüyorum. İnsanların yere koyup üzerlerine basarak ayaklarım çamurlanmasın deyip geçtiğini söylüyorlar. Şimdi bunu yapan bir iradeyi sizin 3 yıldan 5 yıldan yargılamanız çok komik olur yani. Bunun karşılığı olamaz. Yani bir insanı hepimizin yakınları vefat etmiştir. Kardeşim öldü, babam öldü. Bunların hepsinin acısı gittikçe azalır. Allah insan böyle yaratmış. Ama siz o işkencenin 98'den bu yana bakın halen siz bahsederken ben o gözlerinizdeki o enerjiyi bugün olmuş gibi hissedebiliyorum. Bu elektriği sizden alabiliyorum yani. O yüzden bunun karşılığı çok hafif olmamalı. Evet, şu an siyaset yapan insanların çoğu o koridorlardan geçti. O işkenceleri gördü. O yüzden bu insanların bunu kesinlikle görmesi gerekir ki şu Ergenekon yapılanmasının çökmesinin bir sebebi de aslında bugün siyaset yapan karar vericilerin hepsinin o örgütlerin mağduru olmasıdır. Onlar orada mağdur olduklarından dolayı sistemi biliyorlar zaten. Bugün belki adına Ergenekon diyemiyorduk ama aslında böyle bir derin devlet diyorduk, işte Gladio diyorduk, şu diyorduk, bu diyorduk. Bir şekilde aslında hepimiz biz bunu biliyoruz, tarif ediyorduk. Ama kimse bunun üstüne gidemiyordu. Hakikaten ben Türkiye'nin son 10 yılı açısından ekonomik gelişmeler, dış gelişmeler hepsini bir yana bırakın. Şu Ergenekon örgütlenmesinin, işte 28 Şubat'ın, bugün darbenin, 82'deki darbenin sorgulanması bile benim için çok önemli bir olay. Ve kesinlikle Türkiye çok zenginleşebilirdi. Ama yine sınıf atlayamazdı. Demokrasi geliştikçe, insan hakları geliştikçe devletler sınıf atlarlar. Bir ülkenin çok zengin olması çok ileride olduğunu göstermez. Aslında bir ülkede insan hakları ve özgürlüklerinin temin altında olması, rahat yaşıyor ve kendilerini rahat ifade edebiliyor olmaları o ülkeyi çok öne çıkarır. Hindistan bugün çok ileri bir ülke midir? Çok ileri bir ülke değildir aslında. Belki teknolojik altyapısı ilerlemiştir. İşte birçok büyük dev firmalar orada fabrikalar kurmuşlardır. Ama halk yalın ayak çıplak bir şekilde sokakta halen gezmektedir. Sadece para veya o ülkedeki belli bir grupların güçlenmesi o ülkeyi sınıf atlatmaz. Kesinlikle o ülkedeki orada en zayıf olan insanın en tepeye çıkabilme şansının olması lazım.
simitçinin ülkede başbakan olması lazım. Eski sistemde yönetenler ve yönetenler sınıfı vardı. Biz köylü çocukları yönetilen sınıfındaydık. Bir de bir yöneten sınıfı vardı. Bizim o sınıfa girme imkanımız yoktu. Onlar devleti yönetir. Onlar devlete istedikleri istikamete sokarlardı. Ve halka da istedikleri kadar demokrasi verirlerdi. Kenan Evren'in sözü olsa gerek, bu ülkeye komünizm gelirse biz getiririz. Biz sizi yenice düşünürüz. Siyasilere söylediği söz budur. Biz halkın yerine düşünürüz. Onlar düşünemezler. Halkı küçümseyen tavırlar hakikaten kabul edilebilme imkanı yok. Ve ciddi bir şekilde bundan yaptırıma bağlanması lazım. Cezaların, mesela bugün herkes şikayetçi cezalarda. Belki cezalar çok abartılmamalı. Islah edici özelliği asla unutulmamalı. Ama demokrasiye hani kısas bile olsa, tabiri caizse, o insanların yaktığı çok can var, inanılmaz derecede. Şimdi kitaplardan okuyoruz, o zamanlar yaşımız itibaren pek içinde olamadık ama yani o kitaplardan okunduğu kadarıyla bu dönemlerde insanların gördüğü işkenceler, ölümleri bir yana bırakın, ölenler kurtulmuş zaten. Eğer bir kurtuluşsa ölüm, hakikaten kurtulmuşlar. Kalanların ferret figanları, bugün o cezaevlerinde, 80'lerde cezaevlerinde yaşamış, bugün çeşitli sağlık problemlerine karşı karşıya olan, o dönemdeki işkencelerden arta kalan, o sağlık problemlerle mücadele eden o insanlar anlattıkları, insanların işkencelerde bağırışmalarını duyduklarını söylüyorlar. Yani o yüzden hakikaten bunların cezalandırılmasının en azından 90 yaşında bile olsa mahkeme kayıtlarına göre darbe işlediği için, darbe suçunu işlediği için suçlu sayılması, cezasının verilmesi, zaman aşırına uğrayacaksa da uğrasın veya Cumhurbaşkanı da affetme yetkisi var yaştan dolayı. Ama cezanın verilmesi gerektiği. Bu böyle olmazsa eğer cesaret her zaman olur. O enerji her zaman olur. O birikim her zaman olur. Bu işin sonuç, peki Ergenekon yapılanması biter mi? Yani şu an 50-100 kişinin cezaevinde olması bu işi bitirir mi? Tahmin etmiyorum. Yani bu işin bu kadar olduğunu. İtalya'da 3500 kişi ceza almıştı. Çok yüksek bir rakam. Çünkü bu kadar yasamaya, yargıya, yürütmeye etki edecek kadar bir güç 50-100 kişiden olmasa gerek. Bunun birçok uzantısının olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah onlar da bir şekilde ortaya çıkar. Çünkü yeni yeni dalgalar da başlıyor tabiri caizse, eski dalgalar. Bunun mutlaka yansımaları daha da ilerleyen dönemde de olacak. Ama şu an itibariyle bu bile hakikaten güzel, umut verici. İnşallah bu ülke kendi kendini her zaman idare edebildi. Kendi kendini her zaman yönetti. Ve yönetmeye devam eder. Bu ülkede yaşayan insanlar tarih boyunca devletler kurdular. Devletleri yıkıldığında yeni devletler kuracak iradeyi, gücü her zaman kendisinde gördüler. O yüzden bu ülkeyi de idare edecek, bu ülkeyi de o medeniyetlerden daha ileri götürecek, seviye getirecek bir güç ve irade vardır. Mısır olayında İslam coğrafyasında medeniyetin, kültürün çalışmalarının yapıldığı, aslında ileri noktada olduğu, işte El Azhar'ların ve diğer üniversitelerin akımların olduğu Mısır'da, ki bu olayların sebebi işte aslında Endülüs olayının ikincisi şu an yapılmakta. Dünyadaki Ergenekon diyelim, dünya Ergenekon sistemi, Müslümanları tamamen cahil bırakıp oradaki kültürel gelişmelerden, Mısır'daki kültürel gelişmişlik diğerlerinin daha fazladır, diğer ülkelerin daha fazladır. Amaç orayı bir Endülüs haline getirmek. Endülüs Emevilerinde biliyorsunuz kütüphaneler yağmalandı, oradaki çalışmalar yağmalandı ve ülkelere taşındı. Fransa'da Paris'teki Louvre Müzesi'nde çok büyük bir Kahire Müzesi vardır. Mısır'da anlatırlar, görmedim ama Kahire Müzesi'nden daha fazla Mısır eserinin o Louvre Müzesi'nde sergilendiği söyleniyor. Yani. Şimdi burada yine Türkiye Cumhuriyeti insanının aydın, uyanık ve çalışkan olması gerekir. Sadece uyanık olmak yetmez, aydın da olmak gerekiyor. Hakikaten
tiyatrosuyla, yazarıyla, dizeriyle, hukukçusuyla, her yönüyle bu ülkenin bu eğitimi tamamlaması gerekir. Bu ülkedeki Anadolu çocukları, böyle tabir edelim, köylü çocukları da artık bu ülkenin gelişiminde ve değişiminde ciddi söz sahibi oldular. Biz de onlardan birisiyiz sonuçta, bir görev icra ediyoruz. Bunları bugün sizlerle konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Hakikaten insanlar konuştuğunda o ülke gelişir. İnsanlar sustuklarında o ülke geriler. Şu an konuşan bir ülke var ve şu an bu konuşulan sesin duyulduğu bir ortam var. Marjinal grupların sesi bile olsa bazen bu ses acaba mı sorusu her zaman iktidar tarafından sorulduğu bir dönemdeyiz ve inşallah daha iyi, daha güzel olur yani. Evet, o konuşmalardan güzel bir konuşmada A9 televizyonunda icra ettiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı. Eğer son söylemek arzu ettiğiniz bir şey yoksa... Hocam çok güzel söyledim maşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiniz. Takip ediyoruz A9'u da. İnşallah daha güzel olur. Çok güzel bir konu aslında, adil yargılama, adil yargıdan söz ettiği kısmen de olsa. Tabii bu konuştuğumuz konuların hepsi aslında adil yargıyı etkileyen faktörlerdi. En önemli faktörlerdi. Adaletin sorunlarının da hakikaten çözülmesi muhakkak. Bu sorunların da çözülmesi için bu tür programlar yapılması ve bu tür programlarda bu sorunların tartışılması gerekir. O zaman adalet de, adil yargı da, adalete duyulan güven de ve bunların hepsinin sonucunda da cezanın ıslah amacı da gerçekleşmiş olur. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Efendim haftaya yeniden yeni bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.